Evet sevgili seyirciler, Avrupa kupalarında heyecan başladı demiştik. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi. Hüseyin Özkök Avrupa, Türk ve Dünya futbolunu yakından takip eden bir isim şu anda programımızda bizimle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba sevgili Onur, kolay gelsin. İyi günler diliyorum, iyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi normalde programlarımızda hep bize verdiğiniz informasyonlar, bilgiler, hatırlatmalar var. Bunlar için hazır sizi bulmuşken ben teşekkür ederim. Gerçekten neyi merak etsek hemen anında bizimle paylaşıyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz. Bunun için ayrıyetten sizi bulmuşken teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Tabii ki Onurcuğum, bunu ben bir görev addediyorum. Aspor ailesinin bir mensubuyum. Arkadaşlarımın doğru bilgi sahibi olması ve seyircilerimize doğru bilgilendirmesi amacım. Dolayısıyla biz bir ekibiz ve ekip çalışmasını evden de yürütüyoruz. Yani anlayacağın. Çok teşekkür Yalnız ediyorum. Yalnız bir bilgi daha vermek istiyorum. Az önce Rankent haberimiz vardı. Ne yazık ki medyada bununla ilgili yanlış bir informasyon var, yanlış bir algı var. Rankent Fenerbahçe'nin kadrosundan çıkartıldı. UEFA kurallarına göre lisansı askıya alınan ve oynama hakkı bulunmayan bağlı olduğu federasyonda bir oyuncu Avrupa kupalarında oynayamaz. Dolayısıyla bu verilen bilgi maalesef yanlış. Benim bütün baktığım UEFA kurallarında böyle yazıyor. Dolayısıyla orada bir yanlış informasyon var. Şöyle, 4 Eylül'de bütün takımlar UEFA'ya bir liste verdiler. Bu liste kalıcı bir liste. Ara transfer sonrasında sadece ve sadece bu listeden 3 oyuncu değiştirme hakkı var. Fenerbahçe'de Bonucci, Çağlar ve Kurunici o 3 oyuncuyu bildirdi. 3 oyuncu giden 3 oyuncuyu çıkarttı. Rankent de zaten 4 Eylül'de verilen listede vardı. Dolayısıyla onu herhangi bir şekilde çıkartsalar da fark etmezdi. Çıkartmasalar da fark etmezdi. Rankent listede kaldı ama bu 14 kişilik yabancı sınırın dışında kalınca Rankent Türkiye'de oynama hakkını kaybetti. Dolayısıyla UEFA'da da oynama hakkını kaybetti. UEFA'nın oyuncular regülasyonunun 7. maddesinin 40. fıkrasında bu açıkça yazıyor. Bilmiyorum bu nasıl böyle medyaya yansıdı. İsmail Kartal'ın bence burada maç sonrasında, geçen akşam maç sonrasında yaptığı Rankent'i Avrupa kadrosuna yazdık açıklaması biraz yanlış yönlendirdi medyayı da. Çünkü Avrupa kadrosuna yazmadılar. Zaten yazılıydı 4 Eylül'deki kadroda. Dolayısıyla orada yanlış bir ifade kullandı İsmail Hoca. Bu da insanları yanılttı diye düşünüyorum. Bunun belirtmeden evet, geçmek istedim. Herhalde bunda da Lazio'ya transferi gerçekleşecekti ama sonrasında oyuncu bazı pürüzler çıkardı. O nedenle Fenerbahçe de Rankent'e mi zorluk çıkarıyor diyebiliriz herhalde, değil mi? Böyle yorumlayabiliriz bu olayı. Evet, yani o nedenlerden biri olabilir. Haberimizde de geçiyordu zaten. O nedenlerden biri olabilir. Bir tane oyuncuyu çıkarmak zorundalardı. Ya Rankent ya da işte King olacaktı. Kent'i tercih ettiler. Peki. O zaman geçelim Galatasaray-Sparta Prag maçına. Şimdi Sparta Prag, az önce haberimizde de verdik, son iki ayda sadece bir resmi maç oynadı. Galatasaray rövanşta çok avantajlı çıkabilmek için sahaya. İstanbul'da kolay bir skor alabilir mi sizce? Siz Sparta Prag'da, Galatasaray'ı da çok yakından zaten takip ediyorsunuz. Yoksa böyle kafa kafaya zor bir tur mu olur? Şimdi sevgili Onur, Şampiyonlar Ligi'nin 3 maçında, iç sahadaki 3 maçında Galatasaray gerçekten iyi oyunlar oynasa da bunu sonuca yansıtamadı. 2 beraberlik bir yenilgi aldı. Hatta yenilgi aldığı Bayern Münih karşılaşması İstanbul'daki oyun olarak özellikle ilk yarıda muhteşemdi. Yani belki de bu sezonun şu ana kadar en iyi oyunuydu. Fakat sonuçlara Galatasaray'ın iyi oyunu yansıyamadı. Ama Galatasaray'ın iyi oynadığı bir gerçek bu maçlarda. Savunma hatalarına kurban gitti Galatasaray aslında Şampiyonlar Ligi'nde. İç sahadaki maçlarda savunmada dengesiz yakalanmalar sonuca çok kötü etki etti ve iyi oyunlara rağmen Galatasaray o maçları kazanamadı. Ancak şimdi Sparta Prag karşısında Galatasaray yine seyircisiyle ve hücum hattındaki zenginliğiyle iyi bir oyun oynarsa ve savunmayı da bu sefer sağlam tutarsa, ki lig maçlarında genelde Galatasaray'ın savunması iyi işler yapıyor, bu maçta da savunmada iyi işler yaparsa Galatasaray
Sparta Prag'dan daha değerli, daha iyi bir takım. Ve Sparta Prag'ı kendi evinde yeneceğini düşünüyorum ben. Hele iki farklı falan bir galibiyet olursa Prag önümüzdeki maça çok rahat gider ve orada turu geçer fikrindeyim. Peki Galatasaray'da Kön Avrupa listesi verildikten sonra transfer edildiği için bu karşılaşmada evet, forma giyemeyecek. Siz Almanya futbolunu da yakından takip ediyorsunuz. Galatasaray orada devşirme sol beklerle idare edebilir mi sizce Avrupa'da? Yani Köln artık bu sezonu kaçırdı. Avrupa'da hiçbir şekilde forma giyemeyecek. Çünkü UEFA az önce de belirttiğim gibi 3 oyuncu değiştirme hakkı tanıyor. 4 Eylül'de verilen listede. Ondan sonra başka oyuncu bildirme hakkı yok. Galatasaray'da bu 3 oyuncu hakkını kullandı zaten. Ve o tren kaçtı. Çünkü daha sonra transfer edildi Köln. Ama Köln iyi bir oyuncu. Ligde faydası olacaktır. Savunma yönü biraz zayıf. Ben Bild gazetesinin Hannover muhabiriyle de konuştum. Hücum yönünün çok kuvvetli olduğunu, hızlı, fuleli, ortaları ve şutları iyi olan bir oyuncu olduğundan bahsetti. Hatta şöyle bir şey söyledi bana, sosyal medyada bir montaj video görmüş, Köln ortalıyor, Icardi kafayla gol atıyormuş o montajda. İşte bu aslında gerçekten olabilir dedi, iyi ortaları var dedi. Serbest vuruşlarda da iyi, sol ayağını çok iyi kullanıyormuş. Ama Avrupa kadrosunda Galatasaray'ın olmadığı için senin söylediğin gibi devşirme oyuncularla, örneğin Berkan Kutlu'yla Galatasaray Avrupa maçlarını sürdürmeye devam edecek. Peki o zaman geçelim mi Şampiyonlar Ligi'ne? Şampiyonlar Ligi'nde dün tabii iki önemli maç vardı. Bunlarla da ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Bunlarla ilgili de yorum yapmak isterseniz alabiliriz. Ama ben Sacha Boey'un Bayern Münih'inden biraz bahsetmek istiyorum sizinle. İtalya'da Lazio deplasmanına çıkacaklar. Müller'in maç sonu verdiği röportaj, Bayer Leverkusen yenilgisi sonrasında zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Evet. Teknik direktörüyle bir sıkıntı yaşadı mı? Sacha Boey'un oynadığı mevki Türkiye'de bile o kadar tartışıldı ki ne işi var sol tarafta, orta sahanın solunda, içte falan diye. Böyle çok fazla eleştiriler geldi. Evet. Onu izlediğimiz yer her zaman sağ bekte bugüne kadar. Durum ne Bayern Münih'te? Böyle bir kriz var mı? Yok, şu anda öyle bir kriz yok. Çünkü maçlar ardı ardına geliyor. Thomas Tuchel her ne kadar eleştirilse de medyada şu anda Bayern Münih'in öyle bir tasarrufu yok yönetimin. Evet, o maçta Leverkusen maçında öyle önemli bir rakip karşısında, formda rakip karşısında 3-4-3 formatıyla sahaya çıkıp Sacha Boey'u dörtlü orta sahanın solunda oynatmak herkesi çok şaşırttı. Lothar Matthäus bunu ağır şekilde eleştirdi. Hem ben yayıncı kuruluştan seyretmiştim Almanya'daki karşılaşmayı, hem maç sırasındaki yorumunda hem de maçtan sonraki yorumunda bunu eleştirdi. Bunun yanında senin söylediğin gibi Thomas Müller, ki ben de dinledim o röportajı. Yani değme antrenörlere taş çıkartacak bir maç analizi yaptı ve daha çok antrenörden çok kendi arkadaşlarını biraz eleştirdi. Nasıl oynamaları gerektiğini, fakat bunu bir türlü yapamadıklarından bahsetti. Hakikaten ben çok beğendim aslında açıklamalarını. Bayağı argo kelimeler de kullandı orada. Şimdi burada bahsedemeyeceğim. Ama sonuçta Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nin dediklerinden biri. Dolayısıyla Lazio da Bayern Münih'in ayarında bir takım değil. Bayern Münih'in bir sorun yaşayacağını Lazio eşleşmesinde sanmıyorum. Dün akşamki eşleşmeler ve bugünkü eşleşmelerde de favoriler açıkça belliydi zaten. Ve dün akşam işte hem Real Madrid hem Manchester City kazandılar deplasmanda. Bu akşam da ben Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'den galibiyetler bekliyorum. Ve bu eşleşmelerde bu dört takım turu geçeceklerdir. Son 16 turunun ikinci bölümü de önümüzdeki hafta oynanacak. Yalnız dün akşam Onur sen de görmüşsündür. Leipzig'in attığı bir gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Hı hı. Almanya'da bayağı tartışılıyor bu medyada. Şimdi aslında şeklen offside yok. Fakat kalecinin arkasında bir Leipzig'li oyuncu var. Ve kaleciye bir teması var. İttirmiyor ama bir dokunuşu var kaleciye. Burada hakemler bu dokunuşu görüp kaleciye etkilediği gerekçesiyle bu golü iptal ettiler. Fakat Almanya'da bunun yanlış olduğu bütün medyada dile getiriliyor. Yorumculara da baktım. Herkes bu golün iptalin yanlış olduğunu söylüyor. Hatta Toni Kroos bile, Real Madrid'de Alman oyuncu, o da bu golün iptali yanlış da demiş. Ama tabii ki
Burada bizim ben hakem hocalarımızla da konuştum birkaç tanesiyle. Onlar da golün iptali doğru diyorlar. Ama sonuçta Real Madrid dünya takımı, her halükarda ben Leipzig'e geleceğini düşünüyordum zaten. Ve o gol sayısaydı da fazla bir şey etkilemezdi diye düşünüyorum. Yine tabii bütün Türkiye oturduk televizyon başına, Arda Güler oynayacak mı oynamayacak mı diye merak ettik ama Real Madrid'de forma şansı bulamadı. Sizin var mı böyle bir yakın zamanda beklentiniz? Ne zaman o kadronun bir parçası olabilir Arda? Şimdi bu sezon Arda böyle çeşitli maçlarda kısa sürelerle yer alacak gibi gözüküyor artık. Bu sezon ben Arda Güler'in böyle ilk 11'de sahaya çıkacağını çok düşünmüyorum. Belki kupa maçlarında olabilir mi acaba diye düşünüyorum, İspanya Kral Kupası'nda. Diğer yandan hani Real Madrid'in şampiyonluğu belki erken ilan etmesinden sonra Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkabilir La Liga'da. Ama çoğunlukla Ancelotti Arda Güler'i böyle çeşitli maçlarda oyuna alacak gibi duruyor. Daha rahat skoru rahat hale gelmiş maçlarda, mesela 3-0 öndeyken, 4-0 öndeyken bu tip maçlarda oyunu alacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde bu sezonu geçirecek Arda Güler, ama önümüzdeki sezondan itibaren kuvvetlendikçe, takıma daha da alışmış bir şekilde yeni sezonda daha çok ilk 11 göreceğini tahmin ediyorum Onur. Peki son olarak biraz kıtalar arası da konuşalım isterim. Sergio Aurier'in formasını giydiği fil dişi sahili Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı. Galatasaray'ın yeni sağ beki. Ama burada oynayan değil oynamayan oyuncu çok tartışılıyor. Zaha. Onunla ilgili yapılan şarkıyı görmüşsünüzdür. Çok evet. Enteresan. Zaha'nın pilavına kim yağ koydu diyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Oradaki yemeklerden, ortamdan falan biraz şikayetçiymiş. Biraz da magazin yapalım, bunu konuşalım. Şimdi Zaha İngiliz kökenli bir oyuncu. Yani İngiltere'de hani genelde Afrikalı oyuncular Fransa'da yetişmiştir ya. Ama Zaha'nın İngiltere kökeni var. Dolayısıyla İngiltere'de uzun süreler yaşamış. Herhalde orada gittiğinde milli takıma yemeklerle pek fazla şey olamıyor, yani bağlantı kuramıyor ve dokunuyordur belki yemekler. Öyle bir serzeniş dile getirdiyse bunu da işte takım arkadaşları, milli takımdaki arkadaşları biraz şakaya vurup bu şekilde bir şeyler yapmışlar herhalde. Zaha'nın da bunu herhalde ciddiye aldığını sanmıyorum. O da gülüyordur bu şarkıya muhtemelen. Çünkü bayağı eğlenceli bir şey. Valla çok problem yapacağını tahmin etmiyorum Onur Zaha'nın bu şarkıyı. Peki, ama herhalde gözüken o ki pek bir daha milli takımda Zaha'yı kolay kolay izleyemeyiz şu şartlarda. Yani şu andaki performansıyla fil dişi sahili takımında da oynaması zor gözüküyor. Ancak hani işte performansını geliştirir, Avrupa kupalarında hakikaten böyle sürdürülebilir performanslar ortaya koyarsa o zaman belki milli takım için yeniden gündeme gelebilir. Evet. Hüseyin Özkök, eklemek istediğiniz bir şey yoksa, benim unuttuğum bir şey yoksa Avrupa futbolu ile ilgili size teşekkür edeceğim. Son kez bir söz vereyim. Yani hem Galatasaray'a başarılar diliyorum, hem de bir sonraki son 16 turunda sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Avrupa Kupası maçlarını seyretmek çok zevkli. Ben açıkçası çok sevinçliyim yeniden maçları seyretmeye başlayacağımız için. Peki, yine maçlardan sonra sizin yorumlarınızı almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler.